Muhsan Güner. Evet. Çalışmakta olduğum dürümcü Midus'ta yeni adıyla Topçuoğlu Kebap yerinde çalışmaktaydım. Kuryelik yapıyordum yani. Başıma tatsız bir olay geldi gördüğünüz üzere. Tatsız olaydan kastım. Ben kuryelik yapıyorum orada malum. Belirttiği bölgede aramak zorundayım verilen numarayı. Aradığımda numarayı bir tane bayan çıkmıştı. Yemeğini her bayana verdiğim gibi, kendi ablammış gibi verdiğimde İyi akşamlar, afiyet olsun dedim, döndüm. Olması gereken de bu zaten. Ama bunların hasımları varmış galiba bana saldıran şahısların. Aynı zamanda o sıralarda mahallede dolanıyorlarmış. Beni kalıbımdan falan hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra takip alıyorlar. Dükkanımın önünde gelip saldırıyorlar. Olay bundan ibaret. Dişim kırık, arkadan bir tane dişim kırık. Dirseklerimde yara var. Epilepsi hastasıyım, darbe almamam gerektiği halde defalarca darbe aldım. Olay bundan ibaret yani, şikayetçiyim. Bana dedi ki, gel dedi, bir abi kardeş gibi konuşalım dedi, bu olaylar neden oluyor gibisinden. Beni kolumun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabii ben kendi suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani. Tabii abi konuşalım dedim ama benim bir suçum yok, belirtmiştim bunu sana dedim. Tamam biliyorum kardeşim dedi. Abi vallahi dedim, ben de bilmiyorum bu olaylar neden yaşanıyor diye dedim. Gerisi yani. Adam beni vurmaya başladı, işte darp etmeye başladı gördüğünüz üzere. Olay bundan ibaret. Peki o anda neler yaptın, biraz anlatır mısınız? Direkt zaten yere yatırdı beni vurduğuyla birlikte. Ondan sonra işte tekmelemeye falan başladı, dişim kırılmış zaten. Olay bu yani, epilepsi hastasıyım ben. 1,5-2 yıldır yaklaşık tedavi görüyorum. Yeni yeni sonlarına gelmeye başlamıştım, inşallah da artmaz yani. Araya birkaç tane büyükler girdi. Özür dilenmesi için falan. Özür dilenebilecek bir şey ama benim psikolojim gerçekten iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum. İyi değilim yani. Maksimum uyuyabildiğim 2 saat benim. Şu taraf. Tekmenin şiddetiyle şuraları. Omzunun şurasında da var. Kolları, dirsekler, şuraları falan. Şu desende. Şu muska kesmiş, muskanın ipi. Tamam. Şuraları falan. Benim çocuğumdan paket istemişler. Benim çocuğum da paketi götürmüş. Bunu diyen adamın yengesiymiş, paket isteyen çocuktan. Çocuk paketi verdiği zaman kadından parayı almış, dükkana gelmiş çocuk tekrar. Ondan sonra bir paketi daha gelmiş, adam bunu arabaya binmiş, bunu takip etmiş. Gelmiş, buna sen nasıl olur da benim yengeme paket götürürsün demiş. Bu da demiş ki, abi demiş, benden istedi, ben de götürdüm demiş. Yengemle bir yakın temasta bulundun mu? Birbirinize iyi bir söz söylediniz mi? Demiş çocuğa. Çocuk da demiş, hayır abi benim öyle şeylerle hiç alakam yok, ilgim yok demiş. Ben sadece paketimi verdim, ücretimi aldım, geri döndüm demiş. Çocuğu abi getirmiş zaten, çocuğu bir vurmada, çocuğun elini böyle yüzüne kapadığında, çocuğu bir vurmada yere yıkmış. Seyrediksin işte, tekmeyle tokatla da yok benim çocuğumu. Ben şikayetçiyim abi, açık ve net. Bu kadar. Peki olaydan sonra neler yaptınız? Polise gittiniz herhalde. Gittik abi, polise gittik, hastaneye gittik. Şikayetçiyiz. Benim çocuğum 21 gün darp rapor aldı. 21 gün iş göremez rapor aldı. İş göremez rapor aldı çocuğum. 21 gün. Yani ben kendim dahi bir tokat vurmamışken abi, nasıl olurdu benim kapımın ağzında benim çocuğumu döver? Ve hangi cesaretle gelir de döver? Beni defalarca kafamı vuruyor gördüğünüz üzere. Ali dayı gelip ayırmaya çalışıyor, o da dayak yiyor arada. O bizim dükkan ara sıra yardıma gelir. Patron siyahlı. Benim yediğim dayan yani şu an hiçbir acısı yok ama bu adam yani, ben bu adamın 1,5 yıldır elemanıyım. Bana burada hiçbir yani ayırma gibi müdahalede bulunmayışı benim daha çok ağrıma gitti açıkçası. O daha çok ağrıma gitti. Yediğim dayan bir acısı yok şu an.